Merhaba arkadaşlar. SAP ABAP eğitim serisinin başka bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere yine SAP'de çok sık kullanılan collect yapısını göstereceğim. E, temel mantığı bir toplanamayan kolon bazında toplanan bir sayısal değerleri toplayarak yine bir internet table'da toplamak gibi düşünebilirsiniz. Tabi bu tarz cümle kurunca çok hoş olmadı sanırım. En iyisi göstermekte fayda var. Hadi başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Yeni bir program oluşturuyorum zbk collect diye bir isim verdim create dedim tanımda collect gördüm yürütebilir program seçtim kaydet dedim local object olsun dedim ve benim kod yazabileceğim ekranımı karşıma getirdi şöyle biraz yakınlaştırdık şimdi arkadaşlar collect'i nasıl göstereceğim e, append ile kıyaslayarak göstereceğim şimdi append dediğimizde atıyorum elimizde bir structure var ve bir internal table var ben bu structure doldurup append ile internal table'a aktardım. Her seferinde yeni bir satır olarak ekler. Ama collect yapısında ben structure yapısındaki toplanamayan, daha doğrusu sayısal ifadesi olmayan, sayısal olmayan kolonlar bazında bunları teke e düşürmeye çalışır. Ve sayısal alanları da topla erkekler. Aslında sum yapmamız yani toplamamız gereken temelde bir above keyword'ümüz. Bunu en açıklaması tabii ki append ile collect arasındaki farkı size göstererek yapacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla bir tane type tanımlayalım. Types dedim, begin of dedim, global type, type ismini verdim. Call bir type, ne dedik toplanmayan bir ifade olması lazım. Çünkü onu baz alacak. Sanki key mantığı gibi onu yönetecekmiş gibi düşünün. E, call bir dedim. Mesela bu e, toplanmayan bir ifade olmasını istediğim için bunu çağır bir ifadesi verdi. Tek karakterli bir e, data tipim. Bir de col2, bu da benim toplanabilen bir ifadem olsun. Dolayısıyla integer dedim. Sayısal bir alan verdim. End of global type dedim. Sonrasında hemen bunun table'ını oluşturuyorum. Table of global type. Gs table type global type. Şimdi ben tabii şu table'ı bir tane daha çoklayacağım. Aynı ifadenin bir de kollekli halini tutacağım bir internal table'ım olsun dedim. Şimdi geliyorum biz ne yapıyorduk internal table'a kayıt atmak için bir internal table'ı daha sonra structure doldurup append in internal table'ımıza ekliyorduk. Dolayısıyla geliyorum buraya gs table-col1 tre call 1 dedim. Mesela bunun diğerine a verdim. Şunu şöyle çokladım col2 değerinde 10 verdim. Sonrasında bildiğiniz gibi append ile ben bunu internal table'ıma kaydet dedim. Daha doğrusu yeni bir satır ekle dedim. Şimdi bunun gibi 6 tane satır ekleyelim. 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 satır olması yeterli. Şöyle A dedim, B dedim. Bu da A olsun. Şu B olsun. Şu C olsun. Bu A olsun. Değerleri de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Yani işin özünde ben A, B ve C olarak 3 ayrı kol bir değeri tutan structure'ım var. Aslında 6 structure'ım ama A, B, C şeklinde 3 farklı varyasyonu var. Ve bunların hepsinin koldaki değerleri işte on onlar artırarak bir ifade verdim. Append'e ekledim. Ben bunu bu şekilde görüntülemek istesem şöyle e, debug ekranı görüntülemekle uğraşmayalım. C ile demo output diye yine SAP'nin kendi bir klası var. Bunun right detayla bu elimdeki internal table'ı ekle diyorum. Sonrasında bunu yazdırmak için de ekstra şöyle bir komutumuz var display. Tamamen bu işte obje e, SLV, object oriented özel özelliğiyle uğraşmayayım, debug'ta da görüntülemeyeyim diye böyle çok pratik bir şekilde elimdeki bir structure ya da table'ı görüntülmeyen yani böyle iki satır kod bloğu yazdım. Bunu bu şekilde aktif ettim ve çalıştırdığımda gördüğünüz gibi altı satır ekledim ve satır satırı burada direkt gördüm. Şimdi ben append yapısı değil de bunu collect yapısında yapsaydım nasıl olacaktı? Hemen ona bakalım. Şöyle hepsini çokladım. Şurayı biraz aşağı indirelim satırlar karışmasın. Şimdi de collect sintaksı arkadaşlar. Collect diyoruz. Yine structure'ımız bu defa to değil de append'deki gibi into diyoruz ve internal table'ımız yazıyoruz. Şurayı sil dedim ve bunu bu alttaki 5 satır içinde append'i collect'e çevirecek şekilde kodumu yazdım ve benim biraz önceki ekranda tabii GT table'a değil aynı table eklemeyeceğiz. Bunun için oluşturmuş oluşturmuş olduğumuz yeni bir internal table'ımız vardı. Bunun içerisine ekle diyeceğiz. Ve işin özünde GT Table ve GT Collect'i ekrana bastım. GT Table append eklemiş oldum. GT Collect de benim Collect yapısıyla eklemiş oldum iki ayrı internal table. Çalıştırdığımda şimdi tekrar analiz edelim. Şimdi append dediğimizde hiçbir koşul ya da kontrol yapmadan elimizdeki structure yeni bir satır olarak aşağısına ekliyordu. Ama GT Collect'e baktığımızda A ve B ve C olarak kümledi. Yani aynı olan daha sonra toplanmayan ifadeleri bunu kolayca string ya da olarak düşünebiliriz. Toplanmayan tabi diğerlerinde toplanamayan ifadeler vardı şimdi çok detaya girmeye gerek yok. Toplanmayan ifadeler bazında şimdi baktı mesela A10 dedi ilk satırım mesela burada da eklemişti. Sonra B20 dedi. Hı, A ile B bunlar şu ilk kolonun toplama ifade olduğu için aslında B'yi dikin satır olarak ekledi. Sonra A30 geldiğinde A benim önceden burada A vardı dedi. Önceden de 10'du. Gitti bu 30 onun üzerine ekledi ve 40 yaptı. Böyle böyle işte aşağıda A varmış yine 60'mış. 40'tı apçı 60 da ekledi gördüğünüz gibi 100 oldu. Ya da B'ye bakıyoruz. B 20'yi başta ekledi. B 40 gelmiş. 40'ı hemen at 20 üzerine ekleyip 60 yaptı. Ve başka B olmadığı için gördüğünüz gibi B 60 olarak ekrana basmış oldu. Sonra C 50. Başka bir C ile, C ile alakalı bir satırım olmadığı için bunu bu şekilde tutmuş oldu. Collect'in mantığı tamamen bu. Toplanamayan alanlar bazında toplanabilen ifadelerin hepsini topla. Hepsini dedim çünkü benim bir tane daha Sayısal bir ifade mi olsaydı? Kolonu olsaydı? Kol dedim mesela. Buna da geleyim hemen. Tek tek sayısal ifadesini değiştirmekle uğraşmayayım. Hepsine hem append'de kullandığım yapımda hem de collect'de kullanmış olduğum yapımda bir, bir ekle şeklinde şöyle satırlar ekledim. Aktif ettim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi yine append'de zaten bir toplam ifadesi yoktu. işlemi yoktu. Onu bir olarak alt, yeni bir konu eklemiş oldu. Ama gördüğünüz gibi GT yine A bazında baktı. Üç tane e, A ve 1 olan satırlarımız varmış. Bunları topladı 3 olarak verdi. Sonra C'ye baktı. Bir tane B'ye baktı. iki tane. Onları da iki defa topladı ve 2 olarak basmış oldu. Tam, tam tersi toplanan bir ifade daha girdiğim düşünün. Mesela kol 4'ü de yine çar 1 verdim düşünün. Şunu çokladım. 4 dedim. Mesela bu ne olsun? Geldim şöyle x ifadesi girdim. Şurada x olsun, bu da x olsun. İç, i̇lk üçü x olsun, sonraki üçü de mesela y olsun. Tabi aynı mantığı Şurada bir satır yanlışlıkla sildik sanırım. Şurada bir tane birimiz olacaktı. Evet. Aynı mantığı şurada geliyorum. Kolek yapısında da uyguluyorum. Düzenimiz birebir aynı olsun. İlk üçü x olsun. Sonraki üçü de şöyle y şeklinde değerler verelim. Şimdi nasıl olacak? Çalıştırdığımda normalde hatırlarsanız burada 3 satır veri geliyordu. Şimdi 5 satır veri geldi. Ama ben 6 satır eklemiş. Şimdi sadece 1 satır yok etmiş. O da hangisiymiş? Şuradan görebilirsiniz. Şimdi A ve X. Başka A ve X olan varsa ben onu toplayabilirim artık. Çünkü önceden sadece bir baktığım kolonum yani toplanma kolonum kolon 1'di. Ama şimdi toplanma bir kolon daha geldi. Kolon 4. Dolayısıyla kol 1 ve kol 4 değeri aynı olan satırların hepsini kol 2 ve kol 3 değerlerini toplayacak bir şekilde çalışmaya başladık. Kollek ifadesi. Dolayısıyla mesela şu ay neden toplayamamış? Evet burada bir tane daha var ama bir x'miş biri y'miş. Dolayısıyla toplayamamış. B'ye bakıyorum birinde b x'miş birinde b y'miş. O yüzden toplayamamış. Gibi gibi. Kolletin aslında temel mantığı bu arkadaşlar. Şimdi burası biraz şey gibiydi. E, tanıma mantığı gibiydi. Mesela gerçek hayatta bunu nasıl kullanabiliriz? Hani birazcık daha pratik ya da business life vari bir örnek verelim. Mesela SAS örneğine bakalım ekko ekpo tabloları vardı hatırlarsak. Bunlar bizim e, satın alma siparişlerinin bu tabi ben şu an kalemini açtım kalem bazında görüntüleyebildiğimiz ya da velin tutulduğu tabloydu. Dolayısıyla ben buradan nasıl bir çıkarım yapabilirim? SAS numarası bazında hangi malzemeden tabi malzemelere de bakacağız kaç adet hangi birimden toplamda bir SAS'ım varmış gibi bir kod yazmaya çalışalım. Şimdi Elimde zaten önceden şimdi hep tüm saslara bakmamak için Şöyle belli SAS'ları almıştım şunları çalıştırayım ekranı çok kalabalık gelmesin Şöyle SAS bazında grupla dedim Mesela Şu 45BOL071'e bakıyorum İkisinde de aynı Malzeme kullanılmış 10 malzemesi İşte Birinde 1 kilo alınmış birinde bir 6 kiloluk SAS açılmış Toplamda e, ikisinin para birimi daha doğrusu ölçü birimi kilogrammış Aslında ben bunu şöyle görmek isterim Bu SAS'tan 10 malzemesinden toplamda 7 kilo Gibi Ya da şu SAS'ın 471 malzemesinden toplamda 10, 10 20 paket. Ya da şuna bakıyorum. Bu sasın gördüğünüz gibi burada hepsinin malzemesi farklı. Dolayısıyla ben burada mesela bir kollek işlemi yapamayacağım gibi. Ya da şuna bakalım yine. 3 tane kalemi varmış. 3'ün de malzemesi aynıymış. Ve bakıyorum 10-25 şeklinde paket olarak açılmış. Dolayısıyla ben bunu mesela tek satırda 35 olarak görmek istiyorum gibi. Yani böyle bir kollek ihtiyacınız olduğunu bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu kolek ifadesinde ben yine kollekli yapıyı kurabileceğim toplanamayan ifade, toplanabilen ifadeleri barındıran bir type oluşturuyorum. Types begin of global type mesela total diyelim. Buradan şimdi süre, sırayla şuradaki kolonların değerlerini alacağım. iben, matnere, menge, meis. Ben tabi ezberden bildiğim için bakıyorum, söylüyorum. Bunun tablosuna gidebilirsin, S11'den. Oradan bakabilirsiniz. Ya da buradan F1 diyerek teknik detayını tıklayarak buradan kolon ismini ve data elementini falan bakabilirsiniz. Ama şimdi videoyu uzatmamak adına ben buraları bildiğimden dolayı ezberden yazıyorum. iben type iben sonra matneri iyi baz alacağız demiştik. Sonrasında mengemiz var. Type menge. Bunun data elementinin sonunda bir de alt d var. Sonrasında bir de mains'imiz var. End of global type total dedim. Şimdi bunun barındıran hemen bir internal table ve structure tanımlayalım. gt total type table of global type dedik. gs total type bu tipimizi verdik. E, SAS'tan veri çekeceğimiz için bir de sasın yani ekbonun tipinde de hemen geliyorum. Bir table ve bir structure oluşturuyorum. Sonrasında geliyorum. Elimde öncelikle o verileri tutabildiğim, çekmiş olduğum bir internet tablomuzun olması için bir select kodu yazıyorum. GT ekpo dedim. Tabi bu sistemdeki tüm ekpolar çekeceği için hemen biraz önce göstermiş olduğum koşulları burada bir range mantığıyla veriyorum. Şuradan not defterimden saslarımı aldım. Şuraya yapıştırdım. Şuradan sırayla Belki şu kullanımı göstermemiş olabilirim. Ben parantez içerisinde arada virgüller koyarak ve şuraya in diyerek buraya çoklu bir koşul verebilirim. Yani tek tek buna mı eşitse or buna, eşit, buna mı eşitse or şeklinde değil de tek de bu şekilde de verebilirim. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi bunu çektikten sonra ne yapacağız? Elimizde bir internal table var. Ondaki verileri başka bir internal table'a collect mantığı atmak istediğim için loop'ta dönmem gerekiyor. Yani tek tek o satırlara erişmiş olmam gerekiyor. Dolayısıyla geldim. Ekpo dedim. Buradan ne yapacağız? GS total atacağız. Oradan da GT total'a collect et diyeceğiz. Dolayısıyla geliyorum. Move corresponding GS ekpo'dan GS total at dedim. Sonrasında collect GS total into GT total dedim. Tabi burada bir structure dolduruyoruz. ki move corresponding genelde olmayan belirde ezerdi. Her zaman şu, ops, yanlış yazdık bir clear yazmakta fayda var. El alışkanlığınız olsun. Şu an burada ihtiyacımız yok gibi ama dediğim gibi bir şey dolduruyorsanız sıfırdan öncesinde her zaman bir temizlemenizde fayda var. Evet ne yaptık? Şimdi bunları da bir de ekrana bastıralım. Neyimiz vardı? Üst tarafta çekmiş olduğumuz GS ek boyu alt tarafta da doldurmuş olduğumuz kolik hepsini kullanmış olduğumuz GT total verelim. Hata verdi. Şöyle bir kontrol ettiğimizde mantı yazamamışız. Tabii bu böyle yazılmıyor. Maddeler şu şekilde yazılıyor. Tekrar kontrol ettim. Aktif et ve çalıştırdığımda gördüğünüz gibi normalde işte yaklaşık 15-20 satırım vardı. Her sası e, kalem bazında burada görüntülüyorduk. Ama şimdi aşağıya baktığımızda mesela yukarıda 71 daha sonra 45 bol 0 71 sasından 2 kalem varken değerlerinde bakıyorum. 6000'e 1000 kiloluktu. Aşağıda ben kollek mantığıyla bu sastan bu malzemesinden toplamda 7000 kiloluk bir sas açılmış olduğunu söyledim. Ya da bakıyorum şurada 3 saslı bir kalemimiz vardı neydi? 45 bol 0 84. 10 20 30 kalemi. 3 malzemesi de aynı. Miktarlarına bakıyorum. 5 10 20 toplamda 35 paketmiş. Ve burada da görüyorsunuz tek satırda ben bu sasın bu bu sasın içerisindeki bu malzemeden toplamda 35 paket alınmış ya da sas açılmıştır şeklinde ve tek satırda gösterilmiş oldu. Ama şuna bakıyorum mesela 5 kalemli. Buradaki malzemelerin hepsi farklı olduğu için gördüğünüz gibi burada bir toplama işlemi yapamamış oldu. Ama şöyle yapmış olsaydık mesela gs total bu da ikinci bir örneğimiz olsun. Total 2 dedim mesela. Şurayı çokladım. gs total 2 global type'larımda total 2 verdim. Şurada loop'ta dönerken ayrı bir loop açayım. Tek loop'ta da yapabilirdim. De uğraşmak istemedim. gs total 2 at. 2, GT.tool 2 at. Yani malzemesiz internal table'ın nasıl bir sonuç getirdiğini göstermek istiyorum. Aktif ettim. Çalıştırdığımda şöyle aşağı iniyorum. Mesela burada gördüğünüz gibi şu SAS'ın alt malzemeleri daha uzun. Malzemeler hepsi farklı olduğu için bir 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 şeklinde göstermişti. Toplayamamıştı. Ama gördüğünüz gibi ben malzeme faktörünü kaldırdığımda yani toplanamayan bir kolon yok ettiğimde elimde sadece toplanabilen kolon ne kaldı? İbel ve Mains kaldı ve hepsinin İben aynı. Bakıyorum mainstay de aynı. Dolayısıyla gitti bunları bu defa toplayabilmiş oldum. Evet arkadaşlar collect'in mantı tamamen bu şekilde. Collect'in biraz temel mantığından bahsettik. Uygulanabilir bir örnek yapmaya çalıştık. Dolayısıyla umarım eğitime fayda olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki eğitim videolarına görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.